Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte fiil çatısı konusuna bakacağız. Fiil çatısı deyince iki tane başlık aklımıza gelecek. Nesnesine göre fiiller, öznesine göre fiiller. Nesnesine göre fiiller geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan. Öznesine göre fiiller de etken, edilgen, dönüşlü, işleş. Bu başlıkları aklımızda tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu tabloyu bilmemiz lazım. Şimdi konumuz fiil çatısıysa cümleyi okuyorum. Cümleyi okuduktan sonra yükleme geldim. Yükleme bakıyorum arkadaşlar. Eğer yüklemde isim varsa, yüklemde fiilimsi varsa kesinlikle çatı aramıyorum. Çünkü konum ne? Fiil çatısı. O zaman yüklemde, cümlede neye bakacağım? Fiile. Hemen bakıyoruz. Öncelikle nesnesine göre fiillerimiz. Nesnesine göre geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan demiştik arkadaşlar. Geçişli deyince ne bakacağım? nesne alması gerekiyor. Nesne eşittir onu. Şimdi onu nereden geliyor? Şimdi bir cümle yazdık buraya basit bir cümle. Annem kitabı okudu. Şimdi arkadaşlar bu cümleyi kısaca şöyle bir öğelerine ayıralım. Okudu yüklem. Kim okudu? Annem. Öznemiz. Annem neyi okudu? Kitabı. Neyi sorusu bana nesneyi buldurdu. Ben istesem kitabı okudu yerine annem onu okudu diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani nesnenin yerine onu kullanabilirim. O zaman arkadaşlar işim kolaylaşsın diye nesne arayacağım. Her yere onu koyuyorum. Yani nesnenin yerine kullanmış oluyorum. O zaman hemen bakalım. Geçişli de nesne gelecek. Yani onu gelecek. Geçişsiz de nesne gelmeyecek. Yani onu gelmeyecek. Ettirgende ne? Geçişli bir daha geçişli olacak. Yani baktığımızda fiilimiz geçişli bir daha geçişli olduğu için iki kere onu alacak. Oldurganda bakıyorum. Geçişsiz geçişli olacak. O zaman köke bakacağım. Kökte onu olmayacak. Sonra ek geldikten sonra onu gelmesi lazım. Şimdi öncelikle geçişliğe bakalım. Ne yapacaktım? Cümleyi okuyorum arkadaşlar. Cümleyi okuduktan sonra yükleme geldim. Yüklemde fiil var kontrol ettim. Hemen onu getiriyorum. Bana nesnesini sorduysa. Onu aldım. Geldi mi? Mantıklı mı? Evet. Onu okumuş. Mantıklı mı? Evet. O zaman bunlar geçişli. Geçişsiz. Hemen baktım. Onu ağlamışız. Böyle bir cümle olmaz onu güldük. Böyle bir cümle olmaz. O zaman bunlar geçişsiz. Ettirgende neydi? Geçişli bir daha geçişli olacak. Ama eklerimiz var. R, T, dır. Yani bana ettirgen sorduğunda üzerinde muhakkak R, T veya dır üçünden bir birinin geldiğini göreceğim. Almaktan aldırmak, okumaktan okutmak, yapmaktan yaptırmak. İşte uyumak, uyumak gerçi oldurgana girer ettirgen de buna bakacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım almaktan aldırdım diyor ya arkadaşlar. Tek yapacağım şey şu. Bakıyorum köke geldi mi onu aldım. Sonra onu aldırdım. Hem köke hem gövdeye yani hem ek aldıktan ön, ek almadan önce hem de ek aldıktan sonra iki kere onu getirebildim mi kelimeye? Evet. Onu okudu, onu okuttu. Hem ek almadan önce hem de ek aldıktan sonra onu getirebildim. Kelimeye iki kere onu getirdiğim için ettirgen. Geldik oldurgana. Bakın buradaki fiilleri burada geçişliyken burada bunu iki kere geçişli yaptım. Değil mi? Ettirgen de geçişli de bir daha geçişli oluyor ya. Geldik geçişsiz fiilimiz. Geçişsiz fiilimiz de e, geldik oldurgan fiilimiz. Şimdi buradaki geçişsiz fiillerimize bakalım. Ağla, gül, Bakıyorum arkadaşlar. Onu ağla diyemiyordum değil mi? Kök geçişsiz. Üzerine ek getiriyorum. Bakın onu ağlatmış. Köke onu getiremedim, geçişsizdi ama ekle bunu geçişli hale getirdim. Onu ağlattı. Onu ağla diyemiyorum. Onu ağlat diyebiliyorum. Onu güldü diyemiyorum ama onu güldürdü diyebiliyorum. Değil mi? Şimdi bir daha hatırlayalım. Geçişli de nesne alacak. Geçişsiz de nesne almayacak. Ettirgen de iki kere onu getireceğim. Geçişli bir daha geçişli olacak. Oldurganda e, geçişsizi geçişli yapacağım. Köke onu gelmeyecek. Ek aldıktan sonra gövdeye onu getireceğim. Bu nesnesine göre. Hemen geldik öznesine göre. Öznesine göre deyince de etken, edilgen, dönüşlü ve işteş. Şimdi etken de kesinlikle arkadaşlar gerçek özne gelmesi lazım ama l ve n gelmeyecek. Bu l ve n de nedir arkadaşlar? Yapım eki. Yapım eki olan l ve n kesinlikle gelmemesi gerekiyor. Sonra edilgene geldik. Ödül edilgende sözde özne olacak ve l ve n'nin muhakkak gelmesi lazım. Mesela asmaktan asılmak yapmaktan yapılmak. Bunun gibi. Hemen dedik ki sözlü özne gelecek. L ve N yapım ekimizi göreceğiz. Dönüşlü de de arkadaşlar yine gerçek öznemiz olacak. Muhakkak yine L ve N yapım ekimizi göreceğiz. O zaman edilgenle dönüşlü L ve N gelmesiyle birbirine benziyor değil mi? Bakın ikisinde de L ve N var. Ama edilgende sözlü özne varken dönüşlü de gerçek özne var. E, etkende zaten L ve N hiç yok. Değil mi? O zaman üçünü aynı fiille karşılaştıralım. Çocuk bize baktı. Baktı. Baktı dedim arkadaşlar. Kim baktı? Çocuk. Gerçek özneyi gördük mü? Gerçek özne var. L ve N yapım eki var mı? Hayır. Geldik edilgene. Edilgende arkadaşlar Bakın bakmaktan bakılmak. Dönüşlüye bakalım. Bakmaktan bakınmak. Birinde L birinde N var. Şimdi sözde özne dediğimiz olay şu arkadaşlar. Eylemi yapan belli değil. Önce cümleyi okuyorum. Mantığıma yatırıyorum. Diyorum ki ev için eşya bakıldı. Cümleyi okudum. Sonra diyorum ki bu eşyayı birinin bakması lazım. Bir insanın bakması lazım. Ev için eşya bakıldı demiş. Fakat bu eşyayı bakan kişi belli mi? Hayır. O zaman diyorum ki eşyayı bakan kişi belli değil ya insan yok. O zaman diyorum ki ne bakıldı? Eşya. Eşyayı bakan belli değilse e, benim bir klasik özne sorusu sormam lazım. O zaman diyorum ki sözlü özneyi bulmak için ne bakıldı? Eşya benim sözde özne olarak karşıma çıkıyor. Ama buraya bakalım. Annem etrafa bakındı. Bakın, cümleyi okuyorum, mantığıma yatırıyorum. Özne var mı? Bakma işlemini yapan belli mi? Evet. Gerçek özne var mı? Evet. Kim bakmış etrafa? Annem. O zaman bu gerçek özne. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Çekti, çekildi, çekildi. Masayı kenara çekti. Bakın, burada bir gerçek öznemiz var. Masayı kim kenara çekti? O oh, bir gerçek öznemiz var. Zaten bakın L ve N de yok. E, burada ise koltuk yana çekildi, gölün suyu çekildi. Şimdi mantığımızla düşünüyoruz. Birinin bu koltuğu çekmesi lazım. Çeken insan belli mi? Hayır. O zaman diyorum ki ne çekildi? Koltuk. Sözlü özne olarak karşıma çıktı mı? Evet. Şuraya bakıyorum. Buraya bir yıldız koydum. Tabiat olaylarını gerçek özne olarak kabul ediyoruz. Gölün suyu çekildi. Gölün suyu e, kendi kendine çekildi bir tabiat olayı olarak hemen diyorum ki çekildi hemen L sesini gördüm bir tabiat olayı o zaman diyorum ki gerçek özne evet şimdi geldik işteşe İşleşte de arkadaşlar ne yapacağım muhakkak Ş sesini görmem lazım ve işteşi iki şekilde sorularda soruyorlar bir karşılıklı yapılan işteş bir birlikte yapılan işteş şimdi. Demiş ki e, yarıştım barıştık. Muhakkak birine ihtiyacım var arkadaşlar. Tek başıma yarışamam. Mesela e, kendimle yarışıyorum dediğimde bile içimdeki benle yarışıyorumdur. Yine iki kişi var yarışan. Bir dıştaki ben, bir içteki ben. Bakıştık dedim. Karşımda birine ihtiyaç var. İki kişi, iki grup e, ne olabilir? Güreşmek, savaşmak, işte barışmak, bunun gibi karşılıklı yapılan eylemler birlikte yapılansa arkadaşlar 5 kişi 10 kişi 20 kişi birlikte yapıyorlar birlikte ağlaşıyorlar ağlaştılar bekleşmişler yani şöyle diyemem ben bekleştim böyle bir e, mantık olmaz şimdi buraya bir yıldız koyduk her birlikte yaptığımız eylemde işteşi olmuyor arkadaşlar birlikte geldik dediğimde işteşi olur mu hayır ee, ş şey sesini muhakkak göreceğim ama her ş şey harfi olan birlikte yapılan eylem de işleş olmuyor hemen örneğimize bakalım otobüse birlikte yetiştik şimdi ş şey harfi var ama birlikte de yetişmişler işleş olur mu hayır işleş olmuyor arkadaşlar neden mantığımı kullanıyorum hemen diyorum ki ben otobüse e, tek başıma yetişebilir miyim? istesem evet o zaman tek başıma yapabilirim ben bu eylemi. O zaman bu işleş olmaz. Veya dedim ki işte odada hep birlikte ders çalıştık. Hep birlikte çalışıyoruz. Ş sesi var. O zaman bu işleş hayır olmaz. Çalışma işlemini tek başıma yapabilirim. Ama ağlaşmayı, bakışmayı, yarışmayı, savaşmayı, barışmayı tek başıma yapamam. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Şöyle bir daha bir hatırlayalım tablomuzdan. Hemen hem de tekrar etmiş olalım ne olacaktı geçişli deyince arkadaşlar onu gelmesi gerekiyordu Geçişsiz deyince onu gelmeyecekti ettirgen deyince geçişli bir daha geçişli olacaktı Oldurgan deyince oldurgan deyince geçişsiz geçişli olacaktı Değil mi geçişsiz geçişli olacaktı Öznesine göre deyince arkadaşlar Etken deyince gerçek öznemiz olacaktı. L ve n yapım eki gelmeyecekti. Edilgen deyince sözde özne olacaktı. Muhakkak l ve n yapım eki olması gerekiyordu. Dönüşlüde de yine gerçek özne vardı. Fakat yanı sıra l ve n'yi görüyorduk. İşteşte de ş harfimiz birlikte ve karşılıklı yapma anlamı olacaktı. Tablomuzdan da bir daha böyle tekrar etmiş olduk. O zaman ne yapalım? Hemen şöyle birkaç tane soruyla da bu fiil çatımızı pekiştirelim. Şimdi demiş ki bize hangisi çatı yönüyle farklıdır. Şimdi arkadaşlar şöyle tablomuzda bakarız. Şimdi demiş ki e, öncelikle hangisi çatı yönüyle farklıdır? Öncelikle arkadaşlar şöyle bir yüklemlerin altını bir çizeyim, fiillerin altını çiziyorum çünkü konum fiil çatısı, yüklemde fiilimiz var. Hemen çizdim cümleleri okumadan önce şöyle çok hızlı bir şekilde gözümle hemen yapıyorum. A diyorum hemen burada süslemekten süslenmek, görmekten görülmek. Hemen şu neleri gördüm. Bakın kutlamaktan kutlanmak, hazırlamaktan hazırlanmak, seçmekten seçmek. A burada L ve N olayı sorulmuş. Demek ki ben burada özneye odaklanacağım diyorum. Ne yapmıyorum? Hiç ee nesne olayını katmıyorum. Yani geçişi geçiş size bakmayacağım ben burada. Ben burada etken edilgen Ş şey harfi de yok. Ben L ve N var. Ben burada o zaman etken edilgen dönüşlüye bakacağım diyorum. Önce ne bulacağımı e, bakıyorum. Fi çatısının başlıklarını daraltıyorum. Çünkü 8 tane fi çatısı başlığım var. Ben özne mi bakacağım nesne mi bakacağım diye düşünüyorum. E, burada da L N'leri gördüm daralttım. Özneye bakacağım. Şimdi okuyalım. Sokaklar o gün çiçeklerle süslendi. E, bakıyorum e sokakları biri süslemiş ama kim belli değil. O zaman arkadaşlar diyorum ki sokaklar burada sözde özne. Bu nedir? Edilgen. Gece Fener Alayının geçtiği görülmüş. E, biri görmüş bunu ama o görme eylemini yapan yok. O zaman ne görülmüş? Fener Alayının geçtiği sözde özne edilgen. Bayramlar buralarda böyle kutlanır. Birinin bu bayramı kutlaması lazım ama kim belli değil. O zaman ne kutlanır? Bayramlar sözde özne edilgen. Yolculuğa çıkacağından çabucak hazırlandı. He, burada bir hazırlanma işlemi var. Ve kim hazırlandı? O. Bakın burada bir gerçek özne gördüm. Gizli de olsa bir özlem var burada. Gerçek özlem. Hazırlandı. Kim hazırlandı? O hazırlandı o zaman diyorum ki bu etken doğru cevabım denizli. Bu şiir yarışmada birinci seçildi. Kim seçmiş bu şiiri birinci olan belli değil. O zaman diyorum ki ne seçildi bu şiir sözde özne. Ne yaptım? Çatısı yönüyle farklıdır demiş. Hemen fiillerin altını çizdim. L ve n'leri gördüm. Demek ki ben buna dönüşlü mü, edilgen mi diye bakacağım. veya etken mi diye bakacağım. Etken zaten olamaz. D ve n o zaman ben buna dönüşlü ve sözde özne diye bak dönüşlü ve edilgen diye baktım. Şimdi bakalım yüklemin çatısı yönüyle hangisinin yüklemi çatısı yönüyle farklıdır? Burada da hemen şöyle bir fiillerimin altını çizeyim. Bu arada arkadaşlar ee, daraltmayı muhakkak yapmamız lazım Yoksa işin içinden çıkamayız Şimdi şöyle olmaz öğretiyorlar Benzetilir uyuyamadı teşekkür etti e, Burada da ben göremiyorum Yani L ve N olayımız yok Şimdi hemen bakalım arkadaşlar O zaman demek ki L ve N olayım Yoksa ben bunu özne yönünden bakmama gerek yok Hemen ne yapacağım Onu getireceğim ben burada Hemen geçişli mi Geçişsiz mi diye bakacağım L ve N olmadığına göre Hemen baktım nesneye bakmam lazım. Onu olmaz, mantıksız. Onu öğretiyorlar, mantıklı. Onu benzetilir, mantıksız. Onu uyuyamadı, onu teşekkür etti. Bunlar mantıksız. Bir tek ne oldu arkadaşlar? Burada gördüm. Onu öğretiyorlar. Geçişli olarak karşıma çıktı. Bu geçişli, diğerleri geçişsiz. Evet. Böylelikle çatı başlıklarımızı da nasıl daraltacağımızı gördük. Şimdi bu soruyu da arkadaşlar e, sizinle birlikte bakacağız. Cevabı da sizden istiyorum. Yorumlar kısmına muhakkak doğru cevapları yazın. E, soruyu şimdi birlikte okuyalım. E, cevabı söylemeyeceğim. Cevabı yorumlar kısmında sizden alacağım. Çalınan eserler kısa sürede bulundu. Yüklemlerin altını çizelim. Bulundu. Çoğunun istediği şeyler alındı. Mezuniyet gecesinde eski günler anıldı. Bu soru bizi epey uğraştırdı. Kötü haber mahallede duyuldu. Çatısı yönüyle hangisi farklıdır? Evet şöyle fiillerin altını çizdiğimizde arkadaşlar hepsinde L ve N'ye görüyorsunuz. L ve n gördüğümüze göre hepsinde o zaman nasıl daraltacağız neye bakacaktık? Ee, hemen soruya bakıyorsunuz doğru cevabı bulup yazıyorsunuz yorumlar kısmına. Görüşmek üzere arkadaşlar diğer derslerimizde.